var evet. Duyurulduğunda birçok insan Marvel sırf Çinliler izlesin diye yeni karakter çıkartıyor. O yüzden ben bu filmi önemsemiyorum demişti. Evet, yüksek nüfusu sebebiyle Çin, Hollywood filmleri için inanılmaz önem taşıyor. Marvel Iron Man 3 Çin'de daha çok gişe yapsın diye filme Çinli oyuncuların oynadığı ve sadece Çin'de gösterilen özel sahneler eklemişti. Sürekli özgürlüğü savunduğunu söyleyen Hollywood, insan hakları konusunda çok iyi bir konumda olmayan bu ülkede daha çok para kazanmak için elinden geleni ardına koy. Koymuyor. Bunları detaylı bir şekilde şu videoda konuşmuştum. İzlemek isterseniz de linki açıklamalar bölümüne bıraktım. Marvel'ın Çinli bir karakterin filmini yapmasına biz Türklerin laf etmesi ise hafif komik bir olay. Marvel zaten Türk karakterlerin filmlerini yapmıyordu. Genellikle izlediğimiz Amerikalı arkadaşların yerine Çinli bir arkadaşın filmini izleyecek olmak bence gayet güzel bir şey. Zaten Shang-Chi'nin Çin'de vizyona girip girmeyeceği de henüz belli değil. Çin'de filmlerin çıkabilmesi için özel bir onay almaları gerekiyor ve Shang-Chi'nin çizgi romanları geçmişte ırkçı tiplemeler içerdiği için film şu ana kadar onay alamadı. Peki film ne anlatıyor? Shang-Chi San Francisco'da Valelik yaparak geçinen ancak gizli bir geçmişi Çok olan anladım. bu arkadaşın hikayesini anlatıyor. Neymiş? Yetişkin olmasına rağmen halen en iyi arkadaşıyla boş boş takılıp eğlenen dostumuzun geçmişi bir gün kendisini yakalıyor ve olaylar bu şekilde başlıyor. Peki film nasıldı? Shang-Chi güzel dövüşlerle Büyük sanatları sahneleri içeren eğlencelik bir gişe filmi. Filmi izlerken bir Marvel filmi izliyor gibi hissetmedim. Ve bu beni çok mutlu etti. Marvel'ın en iyi özelliklerinden biri her olayın birbirine bağlanması olsa da Marvel'ın en kötü özelliklerinden biri de her olayın birbirine bağlanması. Yazarlar bazen gerçek bir hikaye anlatmak yerine sadece diğer Oo, filmlere... Ooo Eren Yazıcı hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam sizin hesap yeni ya. Burada VIP yok hesabı. Şöyle bir çözelim hemen. Olur herhalde. Şu filmde dövüş sanatları varsa boktandır mı? Nasıl yani olmayacak mı? kırık formülü 15 saniye nefesini tutup dört kere yutkunuyorsun. Gönderme yaparak seyirciyi mutlu edebileceklerini düşünüyorlar. Film Göndermeler çok iyi. Gidemedim ben, bir türlü ya. Ben dahil, çoğu insanı heyecanlandırsa da yazarlar bunu zaman zaman filmin yüzeysel hikayesini kapatmak için kullanabiliyor. Shang-Chi'nin büyük bölümünde Marvel göndermeleri yok. Göndermeler olduğunda da bunlar gözümüze sokulmuyor. Şu ana kadar hiç Marvel filmi izlememiş bir seyirci, bu filmdeki olayların 95'ini çok rahat anlayabilir. Shang-Chi, Dark Knight veya Spider-Verse gibi aksiyon veya Çizgi roman filmi sevmeyen insanlara bile önerilecek bir film değil. Ancak aksiyon ve çizgi roman severler filmden büyük ihtimalle mutlu ayrılacaktır. Filmdeki süper güç içermeyen aksiyon sahneleri bir hayli kaliteliydi. Benim filmde süper. en çok hoşuma giden şey ise gerçek bir hikaye izlememiz oldu. Klişe de olsa karakterimizin yaşadıkları bize güzel verilmiş. Filmde tüm karakterlerin bir amacı ve bir geçmişi var. Karakteri iyi değil ama film çok iyi. Süper. Gidecektim bugün de gitmedim. Pazar günü de gidecektim gidemedim. Bir türlü gidemedim film. Filmi izlerken ana... Film bu arada sinemaya iki aşıdan, iki aşı olmayan sinemaya gidemiyormuş. Bunu duydunuz mu? Bizim geçen kuzen gitmeye çalışmış iki aşı olmayınca olmuyormuş. Yok ben gittim diyor. E kuzenin benimle taşak mı geçiyor amına koyayım o zaman? Dün gittim diyor ya bir de. Yo ben gittim diyorlar. Oğlum benimle taşak geçiyor o zaman bu çocuk. İnanılmaz. Ben aşısız gittim. Bak ikinci dozu olmadığı için sinemaya giremiyorum yazan var. Belki gittiği yerle alakalıdır. Olabilir. Eren'de tek aşı varmış. Ana karakterlerin başarılı olmasını gerçekten istiyorsunuz. Birkaç yıl önce para kazanmak için stok fotoğraflara poz veren başrol Simu Liu dostumuz filmde hı hı. iyi bir iş çıkarmış. Adam işletme okumuş ve muhasebecilik yaparken işinden kovulunca oyuncu olmaya karar vermiş. Böyle hikayeler beni cidden mutlu ediyor. Filmde Shang-Chi'nin babasını canlandıran Tony abimiz de harikaydı. Bu abimizin filmlerini izlemediyseniz kesinlikle bir bakın derim. Evet filmi şu ana kadar bir hayli övdüm. Uzun süredir bir Marvel filmini bu kadar rahat bir şekilde övmemiştim. Çünkü uzun süredir Marvel pozitif eleştiri yapmam için para vermiyordu ve <laughs> bu video için verdi. Şaka şaka şaka. Çoğu Marvel filmini izlerken keyif alsam da neredeyse her filmde aşırı sinirimi bozan bir şey oluyor. Marvel genellikle tam potansiyelini kullanamıyor gibi hissediyorum. Ve evet Marvel'ın gişe filmleri yapan büyük bir şirket olduğunu biliyorum. Ve bu filmlerden sıfır aksiyon içermelerini beklemiyorum. Ancak hem çok iyi aksiyona sahip ve hem de çok iyi hikayeler anlatan bir sürü gişe filmi mevcut. Ve Marvel ortalama üstü hikayeler anlatmasına rağmen filmlerinin %70'i bu potansiyele ulaşabiliyor. Yaşamıyor. Ya Bence yetmiş aynı amaca. Bunu bilerek inşallah. yapıyorlar. Neredeyse her Marvel filmi benzer bir formülü kullanıyor ve bu formül sayesinde seyirci her zaman neyle karşı karşıya olacağını biliyor. Evet bu iyi bir şey. Risk alıp arada kötü filmler çıkarmaktansa sürekli ortalama filmler yapmayı tercih ediyorlar. Ancak bu durum farklı hikayelerin anlatılmasını engelliyor. Tabii belki de bu düşündüklerim yanlıştır. Belki de Marvel'ın karakterlerini iyi bildiğim ve filmlere fazla beklentiyle gittiğim için böyle hissediyorumdur. Shang-Chi ise çok bilmediğim bir karakter olduğu için filmi daha rahat izlemiş olabilirim. Ama Black Widow içinde çok büyük Black bir beklenti yoktu ve filmi sevmedim. Maalesef o filmin tam bir hikayesi yoktu. Shang-Chi ise tüm eksiklerine rağmen kendiyle barışık olan ve süresi içerisinde tam bir hikaye anlatan bir film. Film inanılmaz sinematik veya dramatik sahnelere sahip değil. Ancak hem aksiyon hem de ana hikaye yeterince iyi olduğu için izlerken bunları kafanıza çok takmıyorsunuz. Filmin bence en büyük sıkıntısı diğer Marvel filmleri gibi sonlarına doğru hikaye açısından potansiyelini kullanabilecekken tam kullanamaması. Bu arada bu filmi yöneten kişi daha önce şu harika filmi çekmişti. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Evet Shang-Chi üstüne saatlerce konuşulacak kompleks bir film değil. O yüzden hemen puanımı verip filmi... Buradan sonra spoilermış.